Arın TV'den hepinize merhabalar. Dersim'in belediye eş başkan adayları belli oldu. Hatırlayacağınız üzere daha önce ittifaklar ve işbirliği görüşmelerinde sancılı bir dönem yaşanmıştı. Ve DEM Partisi bir ittifak açıklaması yapılmış. Bu açıklamaya yoğun tepkiler gelince yapılan ikinci bir açıklamayla DEM Parti'nin de bu ittifaka dahil olduğu açıklanmıştı. Bunun üzerine DEM Parti Dersim'de bir ön seçim gerçekleştirdi dün ve bu ön seçim sonucunun ilk turunda kadın aday Birsen Orhan 50+1'i geçerek Dersim Belediye Başkan adayı olmayı hak kazanmıştı. Erkek adaylardan hiç kimse 50+1'i geçemeyince seçimler ikinci tura kaldı ve bugün ikinci tur gerçekleşti. İkinci turda erkek adaylardan Cevdet Konak seçimleri kazanarak Dersim Belediye eş başkan adayı olmayı hak kazandı. Şimdi seçimleri kazanan kadın aday Birsen Orhan ve erkek aday Cevdet Konak'ın biyografisini kısa bir şekilde sizlere aktaracağım değerli dostlar. Ondan önce sosyal medya hesaplarında bir görüntü yayınlandı ve erkek adaylardan Cevdet Konak seçildikten sonra bir konuşma gerçekleştirmiş. Bu videoyu hep beraber izleyelim. Ardından da seçilen başkanların kısacası biyografilerini sizlere aktarmak istiyorum değerli dostlar. Bizim sözümüz mahirlerin, denizlerin, İbrahim Kaypakayaların yoldaşlarınadır, ardıllarınadır. Hep birlikte Dersim'de demokratik yerel yönetim mücadelesini güçlendirerek hem kayyum siyasetinin gasp ettiği kazanımlarımızı geri alacağız. Hem bundan sonraki süreçte sorun olan yerel yönetimler konusunda da sokak sokak, mahalle mahalle örgütlenerek siyasal, politik, kimliksel, inansal bütün sorunlarımıza birlikte yan yana durarak mücadele edeceğiz. Ve bir sözümüz daha var. Dün aday başkanlarımızdan Murat abimiz ifade etmişti. Bizim en büyük sorumluluğumuz, görevimiz teslim edilen, Dersim halkına teslim edilen Dersim'in dağlarının anahtarına, vizyonuna, misyonuna, mücadelesine ve tarihine uygun olarak siyaseti örmektir. Toplumu siyasallaştırmaktır. Tarih bize bu görev ve sorumluluğu vermiş. Bizler Dersim'de 40 yıldır bedel ödeyen, emek veren, bize demokratik alanların kazanımlarını sağlayan, başta değer annelerimize, değerlerimize, toprağa düşenlerimize söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Dersim sendir. Dersimsiz olmaz. Dersim de bensiz olmaz. Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Pirlerimizle, rayberlerimizle, mürşitlerimizle, inanç kurumlarımızla, değer annelerimizle, emek tembellerimizle, STK'larımızla, kentimizde bu kenti yöneteceğiz. Hepinize söz. Evet değerli dostlar, DEM Parti'nin bugün Dersim'de düzenlediği ikinci tur oylaması sonucunda kazanan Dersim Belediye eş başkan adayı Cevdet Konak'ın sosyal medyada yayınlanan bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi seçilen kadın aday Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Kısacası biyografilerini sizlere aktarmak istiyorum. Seçilen kadın aday Birsen Orhan kimdir? Halkların Demokratik Partisi HDP Dersim Pertek ilçe eski eş başkanı Birsen Orhan 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Dersim'de Yeşil Sol Parti milletvekili aday adayı olmuştu. Eğitim emekçisi olan Orhan'ın kadın ve eğitim çalışmaları bulunuyor. Erkek aday Cevdet Konak kimdir? Kısacası biyografisi Dersimli olan Cevdet Konak 2004-2009 ve 2009-2014 Hozat Belediye Başkanı görevini yaptı. 2018 genel seçimlerinden HDP Halkların Demokratik Partisi Elazığ Milletvekili adayı olan Cevdet Konak 2007-2022 yılları arasında ise HDP Önceli Partiler'de PM üyesi olarak görev yaptı. Evet değerli dostlar, Dersim'in belediye eş başkan adayları Cevdet Konak ve
Birsen Orhan. Kendilerine biz de Aren TV olarak buradan başarılar diliyoruz. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.